Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili gençler, 2021 LGS için Milli Eğitim tarafından Ocak ayı örnek soruları açıklandı, yayınlandı. Dolayısıyla bu videoda bu sorular hakkında biraz konuşacağız, görüşeceğiz. Sizlere malumunuz telif haklarından dolayı çözümlerini yapmayacağım. Fakat tabii ki de böyle de bırakmayacağız. Tüm sorular hakkında yorumlamalarımızı yapacağız. Yani bu sorularda mesela şu kısa yolları kullanabilirdiniz ya da aklınıza yani bir ışık yakacak, ampul yakacak bir şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Dolayısıyla hani çözümlerinizi biraz daha kolaylaştırıcı ve daha da ötesinde aslında hani çözümü bir şekilde illaki yaparsın. Ama daha da önemlisi Milli Eğitim sizden ne istiyor? Yani bu sorular Milli Eğitim tarafından yayınlandı neticede ve Milli Eğitim hani görüşünü nereye doğru çevirmiş ya da farklı bir şey var mı geçen senelere göre ya da geçen aylara göre, biraz bunlara da hani yorumlayarak yorumlarımızı katacağız daha doğrusu. Dolayısıyla o şekilde bu videoda soruları konuşacağız, görüşeceğiz. Önce genel bir yorumlamamı yapmak istiyorum. Genel bir toparlayalım. Şimdi birincisi, tabii matematik bölümü için konuşacağım sadece, onu da baştan söyleyelim. 10 soru var. Geçen ay yayınladıkları sorular gibi burada da 10 soru var. Ve yine geçen ay yaptıkları gibi konu bazında yapılmış. Yani bu 10 sorunun da tamamı üslü sayılardan oluşuyor. Konu konu gidiyorlar herhalde. Hani ilk ünitede biliyorsunuz çarpanlar, katlar, ebop, ekok vardı. Şimdi artık ikinci yayınlanan bu örnek sorularda da sadece üslü sayılar var. Güzel sorularımız var. Bir diğeri de uyarımı ya da yapayım şurada aklıma gelmişken, bu 10 soruyu lütfen ama lütfen süre tutarak çözün. Yani kendinize 2 dakika verin ortalama ve hani toplamda 20 dakikada bu matematiği özel yapmak istiyorsanız 20 dakikada halledin. Ha, bence daha da önemli tavsiyem aslında 20 soruyu, sayısal bölümü komple söylüyorum. 20 soruyu matematik fenle beraber 40 dakikada çözmeye çalışın. Bu şekilde kendinize bir ufak da mini bir deneme de yapmış olursunuz. Hem de faydası da olacaktır. Süreye karşı çünkü ciddi anlamda zorlanabilirsiniz. Yani aslında bu yeni nesil ve Milli Eğitim yayınladığı sorulardan da gördüğümüz üzere zor değil ama uğraşman gerekiyor. Yani ciddi anlamda bir süre kaybı yaşatan sorular var. Burada da var. Yani deniyorsun ya, sürekli aslında soru çok basit. Onu oraya koyuyorsun, bunu buraya koyuyorsun. Sürekli mesela üslü sayıları keşfediyorsun, buluyorsun, bölüyorsun. Hep bir zaman kaybı var. Burada tabii işlem yeteneği de ön plana çıkıyor. Yani daha doğrusu işlem yeteneğinden de öte aslında işlem hızı. Hep hani söylüyoruz ya, hızlı sorular çözmeye çalışın. Yani işlemleri diyorsun hocam bu sorular kolay, bize daha zor sor. İyi de kolay soruyorlar. Yani kolay soruyorlar ama işlemleri hızlı yapmanın tekniklerini, taktiklerini öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla hem de tabii işlem hatası da yapmamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu yönden bakmaya çalışın sorulara. Sorular kolay mı? Evet, kolay sorular var. Ciddi anlamda hani çok basit, direkt işlem sorusu bile diyebileceğimiz sorular var ama çok güzel sorular da var. Soru soru değerlendireceğiz. Şimdi dilerseniz hatta başlayalım soru soru değerlendirmeye. Önümde sorularımız açık. Sizler de tabii eğer çözdüyseniz hani o şekilde değerlendirin. Çözmediyseniz de bir fikir edinmiş olursunuz ama mutlaka çözün. Hani bunu da söylüyorum. Birinci soru mesela güzel bir kodlama sorusu var. Bunun bir benzeri de var bu arada. Hani dördüncü soruda oraya gelince de söyleyeceğim. Aynı mantalitede hazırlanmış sorular. Doğal sayı kodlaması yani keşfetmeni istiyor. Mesela bir örnek vermiş. Zaten bu örnek verilen sorularda o soruyu anlamanız daha kolaydır. Dolayısıyla oraya daha fazla yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü o soruyu doğru yapma olasılığınız artar. Hani soruda zaten bir çözüm verilmiş. Yani bir örnek veriyor, bir sayıyı veriyor. Adam onun işlemlerini yapıyor yani. Senin yerine başka bir tarzını çözüyor. Başka sayısal örneğini çözüyor. Senden de bir başkasını istiyor. Dolayısıyla bu tarz soruları kaçırmayın. Birinci soruda böyle. Tek tek kodlamalar verilmiş. Burada dikkat etmeniz gereken tabii hani harfleri rastgele bulabilirsiniz ama diyor ki alfabetik sıraya göre düzenleyin diyor. Yani o sıralama A, B, C diye gitsin diyor. Ona dikkat edecektiniz. Onun dışında da çok bir zorluğu olduğunu düşünmüyorum. Zaten toplamı hani 200, bir tanesini hazır buluyorsun. Direkt kodunu vermiş. Oradan bulup diğer sayıya zıplayacak. Oradan da diğer sayıyı bulmanız çok zorlamayacaktı bence. Dolayısıyla birinci soruyu hani orta seviye diyebiliriz. Çok çok zor bir soru olduğunu söyleyemem. İkinci soru biraz daha uzun. Yani anlaşılması bakımından bir de şöyle bir durum var. Yani aslında bence yeni nesillerde en zorlandığınız taraf soruya odaklanamamak. Yani başlayamıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz soruya, ya bu soru çok uzun, korkutucu. Evet haklısınız. Bu konuda da yani aksini söyleyemeyeceğim. Evet, hani bakınca bir uzunluk geliyor ama
Yeni nesil bu. Yani bu soru tarzlarına alışmak zorundayız. Dolayısıyla bunun üstüne kendinizi zorlayın. Mümkün olduğu kadar tabii ki de zorlamaya çalışın. Üstüne gidin. Yani bu tarz soruları da üstüne gidin. Aslında soru zor mu? Değil. Anlaması zor mu? Bakın o da değil. Hani bu A2 sorularda biraz bunu da görüyoruz. Anlaşılması da daha net, daha kolay olmuş soruların. Dolayısıyla bu noktada da sizi fazla zorlamayacak. Neye dikkat edecektiniz? Ona gelelim. Hani soru özelinde konuşacak olursak, satırda tabanlar değişmiyor. Taban hep aynı, üstler azalıyormuş. Aşağı inerken de, yani satır satır aşağı, aynı satırda bir değişiklik yok. Tabanlarda üstler azalıyor. Aşağıya inerken de üstler sabit, tabanları azaltacaktınız. Zaten buna göre de işte sarı kısım 8 tabanında, maviler de 4 tabanına denk geliyor. Dolayısıyla rahat bir çarpma vardı. Ha, burada tabii üslü sayılarda dönüşümler de var. Bir başka uyarıyı şöyle yapayım. Başta verilen kısımları okumayın. Mesela A eşit değil, 0 olmak üzere cartçut böyle hani tanımlamalar yapılıyor ya. Ya bunları tabii ki de önemli de bunları senin biliyor olman lazım. Yani o yüzden atlayın direkt çizin üstünü geçin diyorum. Çünkü bilmiyorsan hani bir de orada konu anlatımı çalışmamalıyız sınav anında. Gelelim üçüncü soruya. Güzel bir abaküs sorusu. Ya burada da şunu söyleyeceğim. Tavsiyem şu. Şimdi evet deneme dedik ya hani pek çok işte sayıları deneyeceksiniz. Onu oraya koyacağım, bunu buraya koyacağım sorularından biri bu da. Burada bu tarz sorularda deneme sayınız çok fazla değilse ve özellikle soru tarzı şuysa hani en küçüğüyle en büyüğünü bul gibi sorularda en küçüğünü en büyüğünü nasıl bulabilirim? Yani işte şunu oraya koysam bunu buraya koysam diyeceğin sorularda deneme sayın çok değilse yani 18-20 tane sayıyı tek tek denemen gerekmiyorsa 4-5 tane hemen böyle deneyip hepsini görebileceğin sayılar varsa ve onların içinden en büyük en küçüğü seçme durumundaysan aynı bu soruda olduğu gibi hepsini bulun. Hepsini tek tek bul. Zaten yazacağın 6, 7, 5 tane ve her neyse sayı hepsini yaz. En büyüğü en küçüğü ona göre tespit et. Neden? Çünkü aklında kalmaz. Şimdi diyeceksin ya burada en büyük ne olur? Hani üstüne şunu koysam, tabana bunu koysam en büyüğe ulaşır mıyım? Ulaşırım. Tamam ben böyle gideyim. Dediğinde yani doğrudur. Doğru düşünebilirsin ama sınav heyecanı, stresi tecrübelerimize ve geçmişteki öğrenci yaşantılarımıza dayanarak söyleyeyim. Öğrencilerimizden yaşadıklarımıza. Yani aklın orada kalabiliyor. Dolayısıyla önündeki sorulara iyi odaklanamıyorsun. Acaba o olur muydu, bu olur muydu diye. Doğru cevaba ulaşabilirsiniz ama bu sizin doğru yaptığınız anlamına gelmeyebilir bu tarz sorularda. Dolayısıyla deneme sayısı azsa, yani 3-5 tane sayı bulman gerekiyorsa bul, ona göre yap. Burada da o. Yani 10 tane boncuk var. Sola bir tane gelse sağa 9. 2 tane gelse 8 tane. 3 tane 7 tane gibi hepsini tespit edebilirsin. Zaten en büyüğü bulurken negatifleri eleyeceksin. Çünkü negatif olduğunda ancak üstüne çift gelirse o sayıyı pozitife çevirecek ya o seni en büyüğe götürecek. Dolayısıyla aslında deneme sayını bulduktan sonra hepsini bir de yarıya da hemen düşürebiliyorsun. Dolayısıyla çok kolay bir soru diyebilirim o açıdan. Dolayısıyla yaparsınız yani. Bu soruda da zorluk olduğunu düşünmüyorum. Geldik dördüncü soruya. Bence bu sınavın bakınca da en kolay bu gözüküyor. Kısacık. Böyle 3 cümle, 4 cümle bir şey. Şekil yok, şemal yok, bir şey yok. Hani en çok korktuğunuz noktalardan biri. Hatta onu görünce yeni nesil diyorsunuz. Şimdi mesela buna baktığında şekil yok hocam, bu yeni nesil değil diyeceksin ama yeni neslin dik alası diyebilirim bu soru için. Çünkü gerçekten güzel bir soru. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü yani kalıp var. Kafalarımızda böyle matematik öğrenirken kalıplar var. İşte en çok kaç puanı almamızı sormuş, değil mi? En çok kaç puan alacaksam ya ben doğru sayısını fullerim hepsini. Tamam. Yapıyorsun. Cevap yok. Ha neymiş? 3'ün kuvveti olacakmış. Tamam. Doğru sayısı 3'ün kuvveti olsun. Yanlış yapmam. Madem en çok puanı alacağım ya. Yanlışı sıfırlarım. Hiç yanlışım yok. Tamam. Doğru sayısı 3'ün kuvveti, boş sayısı 3'ün kuvveti. Öyle yapıyorsun, hop yine cevaplarda yok. Neden? Çünkü yanlış sayısı da 3'ün kuvveti olacak. Hepsi 3'ün kuvveti olacak. İşte bu gibi hani kafamızdaki kalıpları yıkan sorular gerçekten yeni neslin en dibindeki sorular benim için. Bu soru mantalitelerini seviyorum. Ha burada şunu da söyleyeyim, az önce söyledim ya. Bu soruyla birinci soruyu yazan kişilerin aynı kişi olduğunu iddia edebilirim. Yani bunun için yemin edebilirim ama ispatlayamam. O kadar da birbirine benzeyen sorular olduğunu da söyleyeyim. Gerçekten aynı kafada yazılmış sorular. Bu da güzel ama. Bu soruyu çözüyorsanız bence bu en eleyici seçici soru olabilir. Yani bu 10 soru içerisindeki en kaliteli sorulardan biriydi diyebilirim. Birinciliği
Yani götürür bence. Beşinci soruya baktığımızda, beşinci soruyu da ben sana söyleyeyim, işlem sorusu. Yani işlem hatası sorusu daha doğrusu. Hani bu soruyu yazan kişi diyor ki ben bu sınavda işlem hatasından da elemek istiyorum bazı öğrencileri. Onun için ne yazayım? İşte bunu yazar. Böyle bir soru gelir mi? Gelir. Tamamen güzel, hani bir olay da var. Çok büyük bir olay değil ama işte o yarı çaplar vesaire verilmiş ya. Yani müthiş bir sayı yumağı. Bir sürü, hatta şöyle bakınca bile yani bir sanki banka şifresi kodlanmış. Böyle arka planda bilgisayar kodları falan yazılıyor gibi duruyor. O kadar ürkütücü bir soru gibi ama işte başlayınca da gidiyor. %20 artmasını vesaire çok rahat bulursun. Ama dediğim gibi işlem hatası, o virgülün bir tanesini bir birim sağa kaydırdığında gidiyor soru. Dolayısıyla bu işlem hatası yapmamanız gereken bir soruydu. Onun dışında yapabilirsiniz. Altıncı soru da yine kısa. Bak yani bu ayki sorularda onu da görebiliyoruz bu arada. Hani kısaltılmış gibi biraz sorular. Anlaşılması da biraz daha netleşmiş bence. Hani okuduğunda gerçekten ilk okumada götürüyorsun soruyu. Anlıyorsun. Genelde biz okuyorduk anlamıyoruz. Okuyoruz anlamıyoruz. Hep hani bu tarz noktalara takılabiliyorduk. Bence bu anlam, anlaşılma noktasında biraz daha açıklık var gibi bu ayki sorularda. Onun dışında bu soruda da güzel, basit ama o basit düşünme gerektiren bir soru işte yine. Hani o kart diğer kartın üstüne konuyor ya, onun tek bir şekilde konmayacağını düşünecektin. Yani bir böyle alıp direkt koyabilirsin, yan çevirebilirsin, öbür tarafa çevirebilirsin, aşağıya baktırabilirsin gibi 4 tane seçenek çıkacaktı karşına. Dolayısıyla bunların hepsini yine denemen lazım. Bak burada da yine işte 4 tane seçenek çıkıyor ya, 4'ünde dene. 4 tane sayı çarpacaksın alt tarafı yani. Zaten çarpmanın kuralı bile var. 4 tane sayıyı bul, çarp. Yani aklında kalmasın. Acaba diğer türlü tutsam daha mı büyüktü gibi bir akılda kalmasın soru işareti. Dolayısıyla bu tarz deneme sayınız az olduğunda dediğim gibi tekrarlıyorum, yapın. Geliyorum 7. soruya. Yani burada da çok basit bir üslü sayı sorusu yine. Tabii sayılar karmaşık verilmiş. Yine zaman alıcı bir soru aslında. Bak yine basit ama zaman alıcı. İşte o 5 tane sayıyı ters çevireceksin, kuvvetlerini düşüneceksin. Ve tabii ki de en aslında kritik nokta ne? Hepsini aynı tabana getirecektin. Bundan sonrasında hani yapmamanız için bir sebep olacağını düşünmüyorum. Bu da yine kolay sorulardan biri diyebilirim. 8. soru gene çok kolay. Yine güzel bir hani olay var, şekil var. Bak tam istediğin gibi yeni nesil diye bağıran bir soru ama zor mu? Değil. Neden? Alan buluyorsun, bildiğin ilkokul alan bilgisi. Dikdörtgenin alanı çarparak bulunur. Ondan sonra da kişi sayısına bölüyorsun. Ondan sonra da çevirme işte burada biraz atlanabilirdi. Ama gerçi şıkları görünce çevirmen gerektiğini de anlayacaktın da yine de gerçek sınavda bu şekilde güzel şıklar verilmeyebilir. Dolayısıyla bu soruda da alanları bulup bölüyorsun kişi sayısına ve metrekareden tabii santimetrekareye çevirmen gerektiğini unutmazsan soruyu yine çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Geldim 9. soruya. 9. soruda yine işlem sorusu, çok basit bir bölme sorusu. Üslü sayılarda bölme. Tabanları farklı, üslü sayı bölmesi. Yani bunu böyle sorunca yeni nesil oluyor işte. Hani şekil katınca, tablo çizince, üstüne bir iki cümlelik hikaye yazınca, işte kablo döşenecek, mahalleye gelecekler, carçur, yeni nesil oluyor. Oysa ki temel düzey TEOG sorusudur bu. Yani net bir şekilde TEOG sorusudur. Çünkü bölme var. İkisini birbirine bölüyorsun. Hangisi daha az çıkıyor onu bulacaksın. Bu kadar basit bir soruydu aslında. Hani en zayıf halka bunu seçebiliriz. Bir de 10. soru var. Bak burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. 2018, 2019, 2020. 3 yıl LGS yapıldı. 3 yılda sordular. Bu tarz bir ondalık sayı çözümlemesini soruyorlar. Bu senede sorabilirler. Dolayısıyla lütfen ondalık sayı çözümlemesi noktasında eksiğiniz varsa gidin onu halledin. Bak hiçbir şey yapma, bunu yap. Çünkü her sene soruluyorsa ya çıkma ihtimali çok yüksek. Bu tarz hep bu tarz soruyorlar. Yani mesela işte 4 ürün var. 3 ürünün fiyatını ya da işte boy uzunluğunu ya da başka bir şeyini çözümleyerek sana veriyor. Yani onu diyor bir toparla, topla, işte bütünden çıkar, diğerini bul. Klasik ya, hep bu tarz sorular. Geçen yılın örnek sorularında da var. İşte Milli Eğitim'i yayınladığı diğer sorularda da var. Çıkmış LGS sorularında da var. Dolayısıyla bunu bekliyoruz. Yine bu senede soracaklardır diye düşünüyorum. Çünkü 3 senede soruyorlar. Bu sene gelmemesi için hiçbir sebep yok. Yani siz halledin de. Hani bu konu dediğim gibi en önemli konularınızdan biri olsun. Eksiğiniz varsa. Burada da ne yapacaktın? Önce dediğim gibi az önce toparlayacaksın. O açılmış
malzemeleri bir toparlayacağız. Toparladıktan sonra hani ondalık yazacağız. Bütünden çıkaracağız. Bütünden çıkarıp işte diğer dördüncü arkadaşı için en az ne ödeyebiliriz onu bulacağız. Tamam, çünkü 100 lira ve üzeri, tabii 100 liranın da burada dahil olması gerektiğini unutmayın. 100 liraya çünkü kargo ödemiyoruz ya. O şekilde bunu da halledebilirsiniz. Sorular gayet gerçekten güzel sorular var. Ya yeni nesil deyince artık şu ön yargılarımızı kıralım. Yani kıralım. Nedir? İşte imkansız soruya yeni nesil soru diyorsunuz. Hayır. Yeni nesil soru aslında dediğim gibi o temel matematik işlemini size biraz daha hikayenin içine katan sorulardır. Dolayısıyla onun ötesinde çok fazla şey aramayın. Biraz daha farklı düşünmenizi gerektiren sorulardır yeni nesil sorular. O kadar. Onun dışında bu arada farklı düşünmen gereken de mesela bu sınav için diyelim 10 soruluk 10 sorunun içerisinde farklı düşünmeni gerektirecek de belki 3-4 soru var. Diğerleri düz basit işlem. Yani bölmen gerektiğini. Mesela ben sana bu soruların 10 sorunun aynısını üslü sayıları kaldırıp o üslü sayılar yerine 3, 4, 5, 6 gibi sayılar vererek bu sınavı size sunsam full yaparsınız. İstisnasız hepsini yaparsın. Neden? Çünkü temel mantığını zaten anlayabilirsiniz soruları. Ama işin içine üslü girince biraz da sorular böyle büyük gözükünce haliyle bir ön yargı olabiliyor. Korkabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi üstüne gideceğiz. Bunların üstüne gideceğiz. Evet, gelelim finale. Çözemedik soruları. Telif dediğim gibi en başta anlattığım mevzu üzerinden. Tabii üzücü olaylar. Hani Milli Eğitim'in, ÖSYM'nin bu şekilde yapması. Yani bir yayın evi bir yazar olabilir, onu anlarım ama neticede Milli Eğitim yani sizler için olan bir yer, bizler için olan bir yer değil mi? Hani bu soruların herkese açık olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Milli Eğitim sorularında zaten bu şimdi düşündüğüm bir şey de değil. Yıllardır düşündüğüm bir şey. Yani Milli Eğitim'in yani bir devlet kurumunun yayınladığı bir soruda ya da başka bir sınavda niye telif olur? Eskiden de mesela televizyonlarda yayınlanacaktı. İşte saat beklenirdi vesaire. Televizyonlarda yayınlıyorlardı. Televizyonda çözülüyordu. Hani bizim zamanlarımızdan bahsediyorum. O zamanlar YouTube bu kadar yoğun yoktu tabii. Biz de oradan bakıyorduk hani çözümlerimiz sınavdan sonra. Yani dolayısıyla olmaması gerektiğini düşünüyorum ama yine de elimizden geldiği kadarıyla sizler için yine de anlatmaya çalıştım. Tüm soruların detayına inmeye çalıştık diyorum. Bunlara benzer sorular tabii ki de çözeceğiz, çözmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla eğer değilseniz tabii ki de kanala abone olmayı ve yine söylüyorum eğitim kanallarını lütfen desteklemeyi, videoları beğenerek, abone olarak tüm eğitim kanalları için bunu söylüyorum. Size faydalı olduğunu düşündüğünüz bir eğitim kanalı varsa bu veya başka bir kanal hiç önemli değil. Lütfen destek olmaya çalışınız. Neticede sizden kopan, sizden giden bir şey yok. Yani bir beğeni tuşuna basman ya da o kanala abone olman, ya gerekirse bildirimlerini kapatarak dahi olsa o kanala abone olman ya da arada bir videosunu açmak, ya aç git geri. Başka bir kanaldan da bahsediyorum. Hani eğitim kanallarına sizler sahip çıkın. Çünkü gördüğünüz üzere çok da sahip çıkanımız yok. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Görüşmek üzere.